Ekranların yol gösteren Gezi programı rehberi hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim uzun zamandır sosyal medyadan bizlere niye gitmiyorsun diye sorduğunuz ve benim de her geldiğimde çekim yaparken çok keyif aldığım o ünlü şehrimize, Eskişehir'imize geldik. Bu hafta rehberde Eskişehir'i dolaşacağız. Şimdi Eskişehir'de şansımıza öyle bir hava var ki, hani nasıl anlatalım? Hani gömleğin az, kazakla montun çok geldiği bir hava. Yani gömlekle üşüyebilirsiniz, kazakla da terlersiniz ama öyle bir şehir ki insanlar mutlu, fiyatlar uygun, öğrenciler şehrin artık rengi sembolü ve artık Türkiye'nin de kabul ettiği taraflı tarafsız herkesin yaptıklarıyla gönlünde tat kuran bir başkanları var. Şimdi efendim Eskişehir'i gezeceğiz. Programımızın süresi el verdiği müddetçe. Şöyle Porsuk'tan başlamak istedik. Şöyle ekrana gelsin, ben gözükmesem de olur. Şimdi bazen küçük dokunuşlar, ufacık dokunuşlar bulunduğunuz kente, bulunduğunuz şehre çok renk katar, anlam katar. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Bakın ilerideki köprünün renginden bahsediyorum. Şöyle hani Eskişehir'e ilk defa geldiniz, merak ettiniz, çevreye dolaşıyorsunuz. Hani insanın içi açılıyor. O meşhur Porsuk'un yanı başındayız. Biraz sonra yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen gondola bineceğiz. Ve bir gondol turu yapacağız. Gondol turuyla ilgili bilgileri bindiğim zaman zaten sizlerle paylaşacağım. Pırıl pırıl genç arkadaşlarım var. İbrahim Bey şefleri sağ olsunlar güler yüzle ilgilendiler. Hemen izinlerimiz alındı. Şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle çekimlere şimdi başlıyoruz Eskişehir'de ama biz çekerken, sizler de izlerken hem keyif alacaksınız ve hala Eskişehir'i görmediyseniz rehberden sonra mutlaka not alıp bir fırsatını bulup gelmek isteyeceksiniz. Efendim heykelleriyle, müzeleriyle, tarihiyle, dokusuyla, elbette ki kendine has lezzetleriyle unutulmaması gerekir hamamlarıyla. İç Anadolu'nun en gezilebilecek şehri Eskişehir'de. Rehber başladı. İyi seyirler. Rehbere Porsuk Nehri'nde, Porsuk Çayı'nda kanoyla başlayacağız ama tesadüf görsel olarak da güzel denk geldi. Sadece kano turu değil efendim. Şu anda ekranlarınıza geldiği gibi böyle tekne turları da var. Hani biz biraz daha ne bileyim neden geçen geldiğimizde tekneyi tercih etmiştik. Bu sefer gondolla tur yapmak istedik. Şimdi efendim toplam 10 tane gondol var. Turda yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Sevgili Tolga'yla da biraz sonra tanışacaksınız. Tolga dedi ki, abi dedi normalde bir köprüye kadar gidiyoruz ama sizin işiniz görülsün. Hani daha uzun görüntü almak istiyorsanız ikinci köprüye kadar da sizin için giderim dedi. Pırıl pırıl gençler. Bir yandan da dikkat ediyorum. Aynen böyle bir platformda sakatlığı yaşadığım için biraz da korkarak aslında devam ediyorum. Şimdi gondolamıza binelim. Hani klasik derler ya efendim, hani böyle şimdi sosyal medyada ne diyorlar? Şurada olsak beğenirdiniz ama şuradayız. Şimdi ben tam tersini söyleyeceğim efendim. Eskişehir'de olduğumuz için beğenirsiniz. Çünkü Venedik'te değiliz. Ne Venedik'i ya? Güzelim Eskişehir varken. Hüseyin Bey de yüzme bilmediği için çok heyecanlı tabii. Hüseyin abi gel, sana hiçbir şey olmaz. Sana hiçbir şey olmaz. Şöyle geçelim, oturalım bakalım Eskişehir'de. Buyur Hüseyin Bey, sen de şöyle Tolga'nın yanına geçersen. Efendim, şunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki gondolumuz motorlu. Şöyle belli bir hızda Porsuk'un üzerinde Eskişehir'de yapılacaklar listesinin ilk sıralarında yer alıyor bu aktivite. Eskişehir'e geldiğiniz zaman işte az önce de ekrana geldi, bir tane de tekne geçti. Tekneyle de gezebilirsiniz, gondolla da.
Şimdi tekne biraz daha kalabalık olduğu için fiyat olarak biraz daha makul. 28 lira mıydı Tolgacığım? Kişi başı 20 TL. Kişi başı 20 liraymış teknenin fiyatı. E gondol tabii biraz daha böyle keyif olduğu için gondolda da kişi başı 100 lira veriyorsunuz ve 10-15 dakikalık bir gondol turu gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada biz de arada tabii ki dostlarla da yukarıdan siz göremeseniz de merhabalaşıyoruz. Eskiden efendim buralarda kokudan duramıyordunuz ama artık son senelerde hatta bayağı da bir gündeme geldi. Artık Eskişehir'de plaj bile var diye porsuğun artık temizlenmesiyle beraber hele belli dönemlerde o kadar temiz oluyor ki geliyorsunuz, yüzüyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Peki bu ne kadar daha devam ediyor? Onu size şöyle söyleyelim. Malum biz Eskişehir'in belki de son montsuz, ceketsiz günlerini yaşıyoruz. Çünkü Ekim ayının ortasından itibaren Eskişehir'in o meşhur hele sabah ayazları başlayacak. Sonra o meşhur soğuğu başlayacak. Merhaba abi. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve belli bir süre sonra tabii porsuk donacak. Porsuk donduktan sonra bu turlar yapılmıyor. Ama buzlar çözüldükten sonra yine devam ediyor. Kişi başı 100 lira. Az önce hani açılış anonsunda bahsettiğim köprü. Bakın öyle güzel bir rengi var ki. Hani böyle geçerken keyifle geçiyorsunuz. Yolun iki tarafının çevre düzenlemesi, ağaçları. Şu an markalardan dolayı birçoğunu ekrana getiremiyorum ama yine Porsuk kenarında burası özellikle üniversiteli kesimin çok yoğun olarak yaşadığı bir şehir olduğundan dolayı kafeler var. Hepsini gezebilir miyiz onu da bilmiyorum. Belki kafelere gidemeyeceğim ama şunun rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyat politikası bakımından Eskişehir bir öğrencinin özellikle yeme içme konusunda hem her aradığını bulabileceği hem de en makul bütçeyle öğrencilik hayatını ve en eğlenceli şekilde devam ettirebileceği bir yer. Tolgacığım böyle devam ediyor değil mi güzergah? Devam ediyor. Şimdi ışık da müsaitse hem Tolga'nın biraz görüntüsü ekrana gelsin hem şu turumuz ekrana gelsin. Ben aklıma bir şeyler gelirse yine sizlerle paylaşırım. Verdiğimde iddia ediyorum sosyal medyamdan siz beni çoktan düzelttiniz bile. Çoktan yanlış bilgi verdiğimi söylediğiniz Tolga hemen beni uyardı. Dedi ki kişi başı 100 lira değil dedi. Gondol turu 100 lira. Yani bir kişi de binseniz, iki kişi de binseniz, maksimum 4 kişi de binseniz vereceğiniz ücret 100 lira. Yani 4 kişi geldiğiniz zaman adam başı 25'er lira vererek gondol turunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani tekne turuyla arasında kişi başı 5 lira fark ediyor. 4 kişi bindiğiniz zaman. Yani 1 dolar 25 sent değil mi? Ya da 1 euro 20 sent yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata bırakın gondol turunu, bırakın tekne turunu, iskelede fotoğraf bile çektirmezler adama. Şimdi hemen yazarlar. Fotoğraf çektirirler diye. Efendim misal olarak teşbihte hata olmaz. Rengarenk köprüler. Bakın sonbaharın etkisiyle yavaş yavaş tabii porsuğun üzerine o sonbaharın sararan çınar ağaçlarının özellikle yaprakları da dökülmeye başlamış. Şöyle bir turumuzu yapalım. Bir içimiz açılsın. Kent Park en sevdiğim yerlerden biri gideceğim. Çiğ börek. Yumuşak ye yok. Çiğ börek. Kırım lezzeti. Mutlaka ekranda olacak. Konaklamayla ilgili bilgileri vereceğim. Çay fiyatlarını, su fiyatlarını elbette sizlerle paylaşacağım. Onun dışında yine sürem el verdiği müddetçe de Eskişehir'deki o müzeler kenti biliyorsunuz. Müzeleri de gitmeye çalışacağım. Her şey programımın süresi dahilinde. İşte az önce ekrana getirdiğimiz tekne turu turunu tamamladı. Şu an dönüşte. Vallahi güzel, tekrarlayayım. Tur 100 lira, 4 kişiye kadar binebiliyor. Kişi başı 25 liraya geliyor. Efendim, rengarenk köprülerle Porsuk'ta turumuz devam ediyor. Bu arada şunun altını çizeyim, haksızlık etmeyeyim. Ben Sayın Başkan diye bahsettim ama hani gerçi dünya adını biliyor Profesör Yılmaz Büyükerşen Hocam. Her Eskişehir'e geldiğimde ayrı bir güzellikle karşılaşıyorum. Bu kent sizinle her geçen gün daha da güzelleşiyor. Hadi bol bol manzara, hadi Porsuk, gondol turu, rehber devam ediyor. Yeah.
Programın başında açılış anonsunu yaparken işte nereleri gezeceğimizi söylemiştik. Ama bu daha önce de başımıza gelmişti. Zaman zaman hani biz plan yapıyoruz. Sonra o planlar değişiyor. Ha, odun pazarı planlarımızda var mıydı? Aslında bir dahaki programa bırakmayı düşünüyorduk ama ya dedik ki daha önce gittiğimiz yerler defalarca gidildi. Odun pazarına gelelim. Doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. Eskişehir'e gelen misafirler de turlar kapsamında mutlaka odun pazarında tur atıyor. İşte buradaki evler, dükkanlar, yiyecek, restoranlar, kafeler hani hem her bütçeye uygun olmasıyla hem otantik havasıyla turlarda mutlaka yer alıyor. Şimdi burası neden odun pazarı? Aslında isminden çok belli neden odun pazarı oldu. Bir zamanlar işte odunlar ormanlardan toplanır, burada satılırmış. Ama tarihi oldukça eski. Yani günümüzden 5000 yıl öncesine kadar odun pazarı bölgesinde hayat olduğuna dair bilgiler var. Ve önemli bir nokta daha. Şu an tabii sokak arasındayız. Beyler Sokak'tayız. Tatlı tatlı da rüzgar esiyor ama. Şimdi efendim zamanında Eskişehir'deki en temiz havanın nerede olduğunu öğrenmek için işte ne yapacaklar? Teknoloji yok. Bir ciğer asıyorlar. Ve bu ciğer en son nerede bozulursa en temiz havanın orada olduğu ortaya çıkıyor. Eskişehir'de 3 noktada bunu deniyorlar. Ve en son burada bozulduğunu görüyorlar. Yani odun pazarı havasıyla da gerçekten Eskişehir için özel bir yer. Sayın Kazım Başkan'ın bana hediye ettiği odun pazarı kitabından kısa sürede edindiğim bilgiler bunlar. Tabii biraz sonra Fırat kardeşimiz bugün izin günü olmasına rağmen bizi kırmadı geldi. Onunla beraber hem daha detaylı yerleri sizlerle paylaşacağız. Hem de benim için çok önemli olan ve daha önce gitmediğim bir müzeye gideceğiz. Atatürk'le bir gün. Ama önce ne yapalım? Şöyle yukarıya doğru yürüyelim. Bakalım neler var. Hem de bu tarihi dokuyu elimizden geldiği kadar ekrandan size yansıtmaya çalışalım. Şimdi girer girmez sokağa kafeler vardı. Onun önünden geçtik çünkü ilerleyen dakikalarda Kent Park'a gideceğim. Erol abinin yanında bir çiğ börek molası vereceğim. Hikayesini de anlatacağım. Ve bundan sonra niye Hüseyin abiye Çiğ Hüseyin diyeceğimi de sizlerle bahsedeceğim. Şimdi efendim şöyle dükkanlar bir kere gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. İşte efendim odun pazarına ait evlerin böyle ahşap maketleri. Bizim çocukluğumuzda olan kumbaralar. Ondan sonra bakalım. Efendim kendilerinde belki binlerce de olsa özellikle böyle hanımefendilerin vazgeçemeyeceği takılar ama burada neyi görüyoruz? Dünyada Eskişehir'den başka bir yerde olmayan lüle taşından da yapılmış gayet şık kolye ve küpe takımları var. Şöyle bakıyoruz. Güzel bak 15 liradan başlıyor ki hani yazın Ege ve Akdeniz'de bayağı bir kaldık. Bir kere bir magnet görmüştük galiba 10 liraya ya da 15 liraya. Onun dışında yani 50 liralar, 100 liralar böyle ağızdan kolaylıkla çıkıyordu. Bak 15 liradan başlıyor. 50 lira, 70 lira, 20 lira bütçeye göre var. Ha, geldiniz dediniz ki en kolay hediyedir. En kolay hediyelerden biridir. Ne alalım? Giderken elimiz boş dönmeyelim. Magnet alalım. Bak şuradan başlayabiliriz magnetleri de ekrana getirmeye. Hüseyin abi yalnız amcalar gibi oldum. Bak farkında mısın? Bak şöyle yapıyorum bak. Buradan da başlayabiliriz. Böyle koltuk değneğini uzatıp. Bak burada da güzelleri var Hüseyin abi. Abi ne yapayım abi? Kolumu da değnek kolumda. Alınabilecek bak 4,5 lira. Otopark değneksi gibi mi? Onun değneği böyle mi ya? Allah cezanı verecek. Kolay gelsin. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Vallahi gezip duruyoruz biz de öyle ya. Hediyeliklere bakıyoruz. Her bütçeye uygun var herhalde. Tabii var. Herkesin şeyine göre, durumuna göre var. Evet. Tabii rütük kuralları gereği yapılan ürünlerin ne olduğunu maalesef söyleyemiyoruz ama lüle taşı denilince akla ilk neyin geldiğini de artık herkes biliyor. İşte takılardan tutun da biblolara kadar, çeşitli ev aksesuarlarına kadar ama en bilineni tabii ki hani içilmesi için söylemiyoruz. Koleksiyon için olur, hatıra olarak kullanın diye söylüyoruz. Pipolar. Kolay gelsin. Alet işler, el övünür. Şöyle yukarıya doğru devam edelim. Bak güzel kafeler, fiyatlar. Bak yazmış oraya. Çay 5 lira. Güzel.
Gelelim ne var? Ha, cam sanatı bak. Cam sanatı. Tane 10 lira. Çifti 20 lira. Ya çok güzel odun pazarı bu yönden ya. Evler, o dokular falan. Şimdi ilerleyen dakikalarda Odun Pazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt da bölgeyle ilgili detaylı bilgiyi verecek. Şu bir zamanlar hani tabii ki evdi bunlar, yaşam alanıydı. Birçoğu restore edildi. Kimileri kafe oldu, kimileri de müze oldu. Şöyle devam edelim bakalım. Devam edelim. Yine dünyanın her yerinde olduğu gibi bütün tezgahlar %99 hanımefendilere hitap ediyor. Erkekler için bu sekte bir tespih bulabileceğiz. Onun dışında kolyeler, cam sanatları. İşte bak, bunlar da odun pazarına hastır. Oya işlemeler, bunun da müzesi var diye biliyorum odun pazarında. Böyle oyalardan yapılmış bileklikler. Ha, size tavsiyem, eğer odun pazarını Eskişehir'i gezecekseniz, tabii ki insanların çoğu hafta içi çalışıyor. Ama vaktiniz varsa gelin hafta içi gezin. Sevgili Fırat, o elindekini reklam olur, seni bir yanıma alırsam. Öncelikle merhaba kardeşim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ev sahibiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Öncelikle ben özgürlüğün, barışın, demokrasinin, hoşgörünün başkenti, adı eski, kendisi yeni Eskişehir'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben hep şunu savunuyorum tabii, bak insanlar haklı. Hafta içi iş, güç, koşturmaca ve turlar hafta sonu. Genellikle. Ben de hep şunu savunuyorum, sen de turizme gönül vermiş bir kardeşimizsin. Evet. Aslında imkan olan hafta içi gelsin değil mi? Vallahi imkan olan bence de hafta içi gelsin. Çünkü özellikle Nisan ayından sonra Eskişehir'in turist popülasyonu inanılmaz artıyor. Yani biraz önce gezmiş olduğumuz bu sokaklarda adım atmak gerçekten çok zorlaşıyor. Tabii ama haklılar, iş, güç, okul, öğrencilerimizin okul hayatları başlıyor vesaire. Bu yüzden hafta içi gelmek biraz daha zorlaşıyor. Ama tabii imkanı olanlar gerçekten hafta içi gelsinler. Sakin sakin Eskişehir'in odun pazarının bu temiz havasını, böyle sakinliğini yaşasınlar isteriz tabii ki de. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Siz aynı devam zamanda edelim. Odun pazarına gelen turlara da rehberlik yapıyorsunuz değil mi? Aynı zamanda evet. Evet. Şöyle baktığımız zaman kim bilir ne hikayeler ne hayatlar geçti buradan değil mi? Kesinlikle. 5000 yıllık çünkü bir... Onu gösteriyor yani, 5000 yıl öncesine gidiyor buradan. Tarih yani. Öncesine çağlara kadar gider. Odun Pazarı isminde zaten siz nereden geldiğini biraz önce bahsettiniz. Milli mücadelemizle, Kurtuluş Savaşımızla başkentlik yapmış bir şehir burası. Çok önemli bir destinasyon, çok önemli bir geçiş noktası. Yani Anadolu'yla Avrupa'nın değil de Batı illerimizin bağlantı noktası diyebilirim. Çok önemli bir şehirdir Eskişehir. Şimdi oraya kadar bilmiyorum, dönüşte uğrar mıyız da, bak Hüseyin abi sağda sarı bir ev var abi, sarı bir konak var. Orası böyle görür görmez dikkatimizi çekti. Orası neresi? Orası Büyükşehir Belediye'mize bağlı Oya Müzesi. İmren Erşen Oya Müzesi. Evet, geçtiğimiz aylarda değerli sanatçılarımız Türkan Şoray ve Kadir İnanır Beyefendi'nin katılımıyla yeni açılan bir müzemiz. Güzel bak, yeni açıldı değil mi? Yeni açıldı. Dikkatimi çekmekte demek ki doğru. Heh, az önce bahsediyorduk ya bak. Şimdi Hüseyin abi dur. Tespihlerden bahsedeceğim de. Tespihte hata olmaz diyor ya. Kelime şakası yapıyor ya. Seni afacan seni ya. Sen ne afacan bir adamsın ya. Şimdi efendim Eskişehirli dostlarımız bir iki kelime de bizden duymak ister. Ben çok iyi bir futbol izleyicisimdir ve tuttuğu takıma canı gönülden destek veren bir taraftarımdır. Rengim bellidir zaten, Galatasaraylıyımdır. Benim son 3-4 senedir Eskişehir'de belki gördüğüm en büyük mutsuzluk sebeplerinden biri. O efsaneleşmiş Eskişehir Spor zor günler yaşıyor. Ama Eskişehir Spor sevgisi her sokakta, her köşe başında ya bir bayrakla ya bir stikerla ya bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biz çok isteriz ki yine Eskişehir'e geldiğimizde Eskişehirlileri heyecanlandıran, onlara çok güzel günler yaşatan Eskişehir Spor da o güzel günlerine kavuşsun istiyoruz. Yani gerçekten çok değerli bir seyircisi var değil mi? Gönül vermiş bir taraftar grubu var. Eskişehir Spor. Aynı şeyi tüm kalbimle söylüyorum. İki şehir rekabet halindedirler ama ben aynı şeyi Bursa için de söyleyeceğim. Yani Bursa Spor olsun, Eskişehir Spor olsun. Gerçekten taraftarları üzülüyor. Ve geçmişlerine bakıldığı zaman da bugünkü olduğu yerlerde asla hak etmiyorlar. Ama buna rağmen hani iyi günde kötü günde var ya, Eskişehir Spor tutkunları
hiçbir zaman da bu sevdadan vazgeçmiyor diyelim. Şu tesbihler bir ekrana gelsin. Biz Fırat kardeşimle beraber şöyle biz sorarız, o bize söyler, programa devam edelim. İyi ki kardeşim yanımda. Ben böyle meraklı meraklı soruyorum, bu evin hikayesi var mı falan, dedi ki bu konaktan bahsedelim, buyurun. Evet. Şimdi bu görmüş olduğumuz konak Hafız Ahmet Efendi konağı. 1717 yılı yapımıdır. Hafız Ahmet Efendi bir lületaşı ustasıdır. Aynı zamanda hafızlıktan da anlaşılacağı üzere bir imamlık şeyi de vardır. Kendisi 3 tane asa yapar. Bir tanesini İran Şahı Pehlevi'ye, bir tanesini Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hediye etmiştir. Bir tanesi de şu an kendisinde bu evde durmaktadır. Halen aynı aile yaşamaktadır burada. Ama kış dönemi geldiği için kendileri başka yerde şu anda konaklıyorlar. Yaz döneminde hem kafe olarak hayatını sürdürüyor hem de kendileri de burada konaklıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Yani benimle başıma ne zaman ne geleceği belli olmuyor ama yaz sezonunda inşallah devam edersek inşallah zaten telefonlaşacağız. Tabii ki. Özellikle gelelim. Mutlaka. O bastonu görelim. Bir gösterelim, çayını, görelim. Çayını, kahvesini içelim. O güzel, değerli ailenin. Evet. Şu güzel ya. Bu bizim durumumuz bak. Bizim durumumuzu anlatan bu ya. Ya galibanın yüzü gülür mü? Bak senin Adana şeyi bu ha. Canını yerim. Hoş bulduk. Aykün mü? Aykün. Aykün değil mi? Adanalı Hüseyin abim benim. Aykün tabii. Ya çok güzel ya. Çok güzel, keyifli, böyle tarihin içerisinde geziyorsun, dolaşıyorsun. Hüseyin abi şöyle arada beni devam dinle. Edesin. Şöyle etrafı, evleri. Hani beni alma abi. Sonra sosyal medyadan yorum yazıyorlar. Mekan görelim seni değil diye. Az önce 3 tane hanımefendi önümüzden geçti. Bir tanesi köşeyi döner dönmez ay çok güzel dedi. O yüzden Hüseyin abi bekle dedim. Dediği manzara da bu. Efendim biz sözünüzü dinleriz. Madem sizi bu kadar etkilediyse ekran karşısında bizi izleyenleri de etkiler diye düşündüm. Ya iki dokunuşla gerçekten iki dokunuşla ne kadar güzel olmuş şu sunum, şu sergileme. Hadi devam, devam, devam. Abi his taşı kolye diye bir şey duydum ya. Hüseyin abi dur bakalım arkadaş müsaitse. His taşı ne demekmiş? Doğru görüyorum değil mi? Susturan kolye şey taşları var. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. His taşı mı? His taşı? Nedir his taşı? Lüle taşını biliyorduk da Eskişehir'de his taşını ilk defa duydum. His taşı vücut ısısına ulaştığında renk değiştirme özelliği olan bir ürün. Aslında taş değil, ismi his taşı sadece. Görebilir miyim şuna, var mı? Göstereyim buralarda varsa. Bir tane his taşı verebilir misiniz içeriden? Sinirlendiğinde kırmızı oluyor. Öyle mi oluyor? Bu arada bir atar da tutturabilir. Şimdi bunun özelliği nedir efendim his taşının? Şu. Bakın şimdi rengi yeşilimsi bir renkte. Vücuduma temas ettiriyorum. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Peki şu an ruh haliniz ne anlama geliyor böyle değişince? Öyle bir şey yok. Yani tamam. Bir de kaynana susturan şimdi kaynalara bana kızacak var mı ondan? Kaynana susturmuş hiç duymadım inanın. Bak dur onu birazdan Fırat bize gösterir. Kolay gelsin onlara. Teşekkür ederim. Ya abi. Buralara kadar geldiniz. Yürüdünüz, yoruldunuz. Dediğiniz gibi kahve içelim, bir çay içelim. Acaba çay kaç lira, kahve kaç lira? Abim bize bilgi verir mi acaba? Pek verecek gibi duruyor mu? Verir, verir. Sahibi içeride mi? Merhaba önce, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizleri zorlamalı. Abim, içeriden bir rica edebilir miyiz? Yani tamam. Biz ışık değişince içeride zorlanıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Vallahi abi, diyelim ki İş için değil de gezmeye geldik. Beyler Sokağı'nın başında başladık. Bol bol fotoğraf çektirdik. Tarihi dokuda
zaman harcadık. Bir kumda kahve molası vermek istedik. Eyvallah. Bazılarımız da çay içmek istedi. Bizim programın klasik sorusunu sorayım önce. Çay kaç lira, su kaç lira? Çay, su 5 lira. Güzel. Aynen. Çay, su 5 lira. Kumda kahve? 20 lira. Peki kahvenin yanında su ikram ediyor musunuz? Tabii. Tamam, 5 lira, 15. Güzel, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Ya yemin ediyorum bu grup nereden geldi bilmiyorum. Ne görseler çok güzel deyip resim çekiyorlar bak. Böyle bir şey. Estağfurullah, böyle bir şey yok. Saksıya baklar. Ne güzel. Yani bu yaşa kadar yani hiçbir bir şey görmedi. Antalya'dan. Memleketimiz burası. Ben bütün yaz Antalya'daydım. Nisan'dan neredeyse Eylül'e kadar. Yani çok, çok sıcak. Güzel, çok sıcak. Evet. Şimdi biz 30 yıldır gelmiyoruz. Kardeşlerimle... Doğduğunuzdan beri ilk defa yani. Yok. Liseyi bitirdim ben burada. Atatürk Lisesi'ni bitirdim. Böyle yaşınız çıkacak. Ondan sonra gittim, çıksın bir şey olmaz. Ve özledik. Öyle apar topar hadi gidelim mi gidelim. O yüzden daha sabah indik otobüsten. Öğlen indik daha doğrusu. Geziyoruz. Müzelere de gideceğiz. Geziyoruz. Beğendiniz mi şu ana kadar? Nasıl gidiyor? Köşeden başladım zaten güzel demeyi. Hala güzel diye. Ne kadar diyeceğiz herhalde biz güzel diye. Ama şimdi böyle deyince çok güzel. Çok güzel ama Antalyalı dostları da üzmüyor. Bir kale içi de kendi dokusuyla oranın da apayrı bir havası vardır. Buranın ama bir memleketi şeyi var. Memleket duygusu var ya. O biraz artı oluyor. O biraz artı oluyor. Teşekkür ederim. İyi gezmeler. Size de afiyet olsun efendim. İki kız kardeş gayet güzel. Kahve keyfi yapıyorlar. Öyle mi? Vallahi küçük gibi duruyor. Küçük gibi duruyor. Biraz yıprandım ben de. Artık şey yapıyorum, çaktırmadan ablam muhabbeti yapıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Annesi misiniz? Evet, annesiyim. Buralı mısınız? Adapazarlıyım. Adapazarlı. Buralıysanız işi direkt Kabala suyu muydu? Kabalak suyu muydu? Kalabak suyuna bağlayacaktım. Evet. Sakarya'nın bayağı Sapanca Göl suyunun sayesinde oluyor böyle. Ama ne güzel. Ama ne güzel ya. Herhalde. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Buralı güzel mi? Evet, çok güzel. Ben ilk defa geliyorum. Kızım aslında burada görevli. Dedik hadi gidelim bir dolaşalım. Çok beğendim. Çok güzel gerçekten. Vallahi. Görmeye değer. Şimdi gidince Adapazarı'nı herkese söyleyeceğim. Gerçi gelin arkadaşlarım var ama tavsiye edeceğim onlara. Gelip görsünler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok teşekkür ederim. Efendim ne televizyon, ne gazete, ne sosyal medya. En güzel reklam fısıltı gazetesi dediğimiz gelip görenlerin birbirine anlatması. Teşekkür ediyorum. Abi çek çek abla kardeş çık bak. Odunpazarı geçtiğimiz haftalarda önemli bir festivale ev sahipliği yaptı. Efendim Odunpazarı Uluslararası Ahşap Eserler Festivali vardı. Ve gerçekten ahşap Odunpazarı'nın çok önem verdiği kültürel konulardan biri. Burada da güzel bir galeri var, müze var. Ben burada bir es vereyim, içeriye girelim. Benim de ilk kez gezeceğim bir yer. Bakalım neler var. Evet, her zaman söylüyorum. Bir yere ilk defa geliyorsam çok büyük bir merakla ve keyifle geziyorum. Kapıdan içeri girer girmez bakın neyle karşılaşıyorsunuz. Zaten görür görmez diyorsunuz ki doğru adresteyiz, doğru yerdeyiz. Ama ilk defa görüyorum. Daha önce görenler varsa belki tepki vermeyebilir ama şu işçiliğe, şu sanata, şu sanatkarlığa lütfen. Kimmiş efendim? Hasan Abdülkadir Yaylan'ın eserleri değil mi? Ya bakar mısınız? Ahşap. Aman Allah'ım. Yani muhteşem ya. Muhteşem yani. Birçok eserin hani gümüş işlemesini, bakır işlemesini görmüştüm benzer türde ama ahşapını ilk defa görüyorum. Bu arada giriş 10 lira. Onu da belirteyim. Büyük ihtimalle öğrenci indirimi vardır. Öğrenci 7 lira. Öğretmen var bedava. Onlara da ücretli. Gelin görün. Bak daha içeriye girmedim, gezmedim. Kapıdan girdim. Bu eserleri gördüm. Muhteşem. Muhteşem yani. Lütfen şöyle
ortaya bir yere geçelim. Ve biz bu eserlerin görüntülerini peş peşe verirken sizden de burayı ve ahşap işinin odun pazarındaki yerini öğrenelim. Tabii. Şimdi bulunduğumuz mekan öncelikle Kurşunlu Külliye'mize bağlı Kervansaray bölümü. 16. yüzyıl sivil mimari eseridir. Tarih boyunca birçok amaç için kullanılmış. Ben bu detaylara girmeyeceğim. 2015 yılına kadar da Odunpazarı Belediye'mize ait nikah salonuydu. Şu an bulunduğumuz kısım nikah salonuydu. Yan taraftaki bölümde sergi salonuydu. Kent turizminin patlama yapmasından sonra biz nikah salonumuzu daha modern, daha sakin bir yere taşıdık. Buraya da Ahşap Eserler Müzesi galerisi haline getirdik. Şimdi efendim nedir Ahşap Eserler Müzesi'nin içeriği? 2013 yılında ilki Çin'de yapılan, ikincisi 2014 yılında Tanzanya'da yapılan Uluslararası Ağaç Kültürü Derneği ile beraber yapılan festivali biz 2015 yılında Başkanımız Sayın Kazım Kurt'un önderliğinde IWCS, Dünya Ağaç Kültürü Derneği ve Türkiye Ormancılar Federasyonu ile ortaklaşa bir şekilde 2015 yılında burada gerçekleştirdik ilkini. 65 ülkeden 300'e yakın yerli, yabancı, ahşap, oyma sanatçısını biz şehrimize davet ettik. Kendilerinin bütün ihtiyaçlarını bir hafta boyunca karşıladık. İhtiyaç duydukları bütün malzemeleri tedarik ettik. Ve bizim bir hafta boyunca misafirimiz oldular. Aşağıda bir meydanda kendilerine ait standlarını kurduk. Yan tarafta bir caddemiz var, Kemal Zeytinoğlu Caddesi. Onun bir kısmını kapattık. Oraya da standlarını, alet eldivatlarını koyduk. Ve ilk festivalimizi 2015 yılında gerçekleştirdik. Ondan sonrasında pandemiye kadar her sene bu gelenekselleşti. Yapmaya devam ettik. Sonuncusunu da biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz haftalarda tamamladık. Burada sergilenen eserler tüm bu festivallerde yapılan eserler. Eserler yapıldıktan sonra hemen biz sergi açılışını yapmıyoruz. Bizim belediyemize ait bir emek ormanımız var. Oraya çocuklarımızı özellikle vatandaşlarımızı, gençlerimizi bile bedel, ücretsiz otobüslerimizle oraya götürüyoruz. İsteyen tabii kendi imkanlarıyla da gelebiliyorlar. Oraya gittiğimizde kendilerine ücretsiz fidelerini takdim ediyoruz, veriyoruz ve bir ağaç dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yani tabii burada sanatsal bir çalışma, evet, önemli bir aktivite ama bizim esas amacımız çocuklarımıza özellikle ağaç sevgisini, doğa sevgisini aşılayabilmek. Bu sanata yatkınlığı olan çocuklarımız varsa bir nebze olsun onları teşvik edebilmek ki geri dönüşlerden de zaten bunun başarılı olduğunu görüyoruz. Zaten ağacı, doğayı sevmeyen çocuk çürüktür. Seven değil, sevmeyen çocuk çürüktür. Şöyle devam edelim, biraz da şöyle hani eserleri de göstererek. Ya şimdi hani ben tamam kendimi kabul ediyorum. Yani gerçekten çok yeteneksiz bir adamımdır. Yani Hüseyin abi de bilir. Uzun süre aynı evde de kaldık yazın. Yani yumurta kırmayı bilmem. Hani elime bir alet edevat verseler çaresizce bakarım. Bozarım, doğru söylüyorsun, bozarım. Ya şuna bakar mısınız? Şunlara bakar mısınız? Şu el detayları. Aman Allah'ım ya. Ya gerçekten demek ki sanatçı olmuyor, doğuluyor ve üzerine de konarak ekleyerek bu eserler ortaya çıkıyor. Yok artık. Çağdaş Erçelik genç bir arkadaşımıza benziyor. 1983 yılında doğmuş ya. İşte böyle gençleri de görünce 83'lere genç diyebilir miyiz? Deriz ya. Deriz, genç sayılırlar. Genç. 39. Şimdi ya, beni şaşırtmayan eser ne var? Bu güzel kadın var. Şimdi şöyle sorayım. Sosyal medyada hani biraz da program esnasında iletişim yapalım. Sizce bu kadar güzel bir kadın olduğuna göre hangi ülkenin sanatçısı yapmıştır? Tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Sosyal medyadan böyle hızlı bir şekilde cevapları bekliyorum. Eğer bir kadın güzelse, ahşap işlenmesi bile daha da güzelse, acaba bu güzel kadın nerede yaşıyor olabilir? Hangi ülkenin sanatçısı yapmıştır? Cevap belli değil mi? Ben cevabı söylemeyeceğim. Yani %90'da doğru cevap geleceğinden eminim. Fırat Bey, siz bu arada yanıma alayım ben, alayım. Şimdi bir de şöyle bir özelliği var bu eserlerin. Hani biz böyle geçiyoruz ama aslında hepsinde anlatılan bir duygu, verilen bir mesaj. Mutlaka. Çoğu soyut çalışmalar. Biraz sonra geçeceğimiz salonda manevi değeri olan eserler var. Onlar da zaten ben size onların başına gittiğimizde mutlaka anlatacağım. O zaman bir şey söyleyeyim. Hadi geçelim. Bak bunu yapan Türk mü? Okey takımı. Bakalım, evet.
He? Kesinlikle. Bak Türk. Soralım isterseniz onu da. Yok, yok yok hiç 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 direkt söyle. Çevir abi. Bakıyorum Türk abi Türk. Okey tabi. Okey takımı. Sercan Dede. Bununla ilgili bir şey var. Komik bir anımız var bizim. Bu eserler yapıldıktan sonra bu okey takımı geldikten sonra bir genç grup geldi 4 kişi. Ellerinde okey taşları. İnternette biraz trend topik diyorlar ya şimdi. Öyle olmuş galiba görmüşler. Okey oynandığını zannetmişler. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Burası ahşap sanat kıraathanesi çünkü. Ama bak şununla karşılaşıyorsunuz. Böyle erkekler özellikle bizler. Hani yanlarındaki eşleri falan böyle buraya gezerken. Ya siz gezin biz bir okey oynayalım. Dönüşle bizi alırsınız. Bak kesin oluyordur. Gelelim soyuttan maneviyata. Bu alanda ortada görmüş olduğunuz eserler son festivalimizde yapılan eserler. Bu arada onu da belirteyim. Böyle seni ben şöyle yapayım ya. Seni en çok etkileyen hangisi sonra gidelim? Beni en çok etkileyen manevi anlamda özelliği olan bir eserimiz Aylan Bebek. Unutmanın imkanı yok. Yani görüyorsunuz zaten çocuğumuzu birebir işlemiş. Aynı zamanda dalga motifini yapmış. İsmail Çengelli. Ustamız. İşte, o yüzden sanatçı konumu. Evet, evet. İşte bir anda bak neşeliydik programda ama işte, hayat çok acımış. Bu da benim gibi ya. Dünyanın yükü sırtında sanıyor. Tabii Salih Ökmengil. Efendim sevgili Fırat'a sordum az önce. Hani seni en çok etkileyen bir Aile Bebek dedi. Bir de önünde durduğumuz İtalyan sanatçı. Edi Sana. İsimli sanatçımızın yapmış olduğu eser. Pippa Bacca ve Silvia Moro. Bunlar iki arkadaşlar ve aktivistler. Bir dünya barışı için bir gezi programı yapıyorlar. Milano'dan başlayıp Tel Aviv'de bitecek bir gezi programı. Barış Gelini adıyla. 2008 yılında o malum feci olay gerçekleşti burada. Pippa Bacca bir ilimizin bir köyüne bağlı bir yerde tecavüze uğrayıp öldürüldü. Onun adına yapılmış, yani bu Edi Sena isimli sanatçımız da kendisinin arkadaşıymış. Ona atfen yapmış olduğu bir eser. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O kadar çok eser var. Hepsi birbirinden güzel ama süre sıkıntımız var. Buradan ayrılalım. Atatürk'le bir gün müzesine gideceğiz ama gitmeden önce şöyle yapalım. Acıktık. Bir kent parka gidelim. Kent parkın bir önce bir görüntülerini verelim efendim. Gerçekten Eskişehir'de hani nefes alınan göletiyle, çevre düzenlemesiyle, kafeleriyle enfes bir yer. O görüntüler şöyle bir 10 saniye ekrana gelsin. Ondan sonra sevgili Erol abiye gidelim. Hem çiğ börek konuşalım, hem çiğ börek yiyelim. Sonra da Atatürk'le bir gün müzesinde buluşalım. De çekim yaparken biz kendimiz için de yemek molası veriyoruz. Hem de Eskişehir'e gelindiği zaman ne yenir sorusunun da cevabını böylece vermiş oluyoruz. Kent Park'a geldik. Sevgili Erol abimin yanına geldim. Efendim, ne zaman Eskişehir'e gelsem mutlaka uğrarım. Akşam otururuz, ayranımızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Yani yıllardır tanıdığım bir abim. Hatta konuştuk. Demin dedim ki ya yıllar önce ilk geldiğimde hesap yapmıştım. Çiğ böreğin tanesi 1 liraya geliyordu. Biraz sonra öğreneceğiz kaç liraya geldiğini. Bakmayın güldüğümüze için için ağlıyoruz aslında. Erol abi nasılsın? İyiyim sağ olasın Mert. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Keyifliyim. Hava güzel şansımıza. Şimdi abi Eskişehir'e genelde hani günübirlik turlar falan geliyor ve insanlar gezmek istiyor, görmek istiyor ve gittiği yerinde hani yöresel tadını hem yemek istiyor hem de yemeğe saatler ayırmak istemiyor. Aslında sadece o yönden bile baktığımız zaman çiğ börek çok mantıklı bir seçenek. Yani şimdi çiğ börek zaten gelen turlar azami yarım saatte bu işi bitirmek istiyor. Yani bir otobüs tur geldiği zaman biz 10 dakikada servisi yapıyoruz. Dolayısıyla gezmeye daha fazla zaman ayırıyorlar. Hem de Eskişehir'in en önemli lezzeti çiğ börek. Yani en tanınanı. Çiğ börek deniliyor. O yumuşak ya hani böyle yılların getirdiği Türkçenin bir alışkanlığı değil tabii, mi? Tabii. Türkçenin eskiden ses uyumu açısından öyle konmuş ama
aslında yanlış bir telaffuz. Niye çi peki? Çi kökü Kıpçak lehçesinde, eski Kıpçak lehçesinde enfes, nefis anlamını vurgulamak için kullanılan bir kök. Çi de börek ile birleştirdiği zaman, ama ayrı yazma onu lütfen. Çi ayrı börek ayrı yazmayacaksın. Bitişik. Yani ben akşam Instagram paylaşımında gördüm. Çiği ayrılmışın, börek ayrılmışın, yapma onu. Mesela şöyle soracağım. Hüseyin abi çok güzel bir görüntü çekti. Şahane. Ben ona Çi Hüseyin diyebilir miyim? Diyebilirim değil mi? Çi Hüseyin. Ellerine sağlık. Yani muhteşem görüntüler çeken güzel adam. Evet, yani güzelliği vurgulamak için kullanılan bir kök tabii. Peki. Görüntülerimiz elimizde. Alıştığın zaman, öğrendiğin zaman yapımı kolay gibi gelen ama sırları olan tabii yani, bir yiyecek. Şimdi çi böreğin bir kere hamuru hem biraz sert olacak. Açılınca ince bir hamur elde etmen lazım. İnce hamuru çok çabuk pişirirsin. Bir de bunun içine biz kıymayı sulandırarak koyuyoruz. Sulandırılmış kıymanın en büyük özelliği de pişmeyi süresinin hızlanması. Kıymayı çok da koymuyoruz aslında. Bir kaşık kıyma konur buna normalde. Ve 15-20 saniye arasında pişer, masaya servis edilir. Ama çi böreği kıyma, sulandırılmış kıyma mesela şunu açmadık. Buharla pişme aslında devam ediyor. Yani öyle bir özelliği var. Kıyma çiğden konur, tamam, ama içindeki kıyma mutlaka pişer. Anladım abi, bu işin sırrı bu. Şimdi efendim ekranında geliyor. Hani benim tercihim şu yönde. Ben bir tık daha fazla kızarmışını seviyorum. Böyle hani daha evet, böyle kırmızımsıya yakın olacak, böyle çıtır çıtır olacak, ama tercih meselesi tabii ki. Yok yani şimdi kızarma aslında bu kadar kızarma neyin göstergesidir biliyor musun? Yağın çok temiz olduğunu göstergesidir. Ya, bu bilgiyi de aldım. Yani şimdi yağ çok temiz olmazsa pişme süresi uzamaya başlıyor. Aslında pişiyor. Ama yağ temiz olduğu zaman bunu çok fazla kızartamıyorsun. Tanesi geldi 8 liraya, porsiyonu 40 lira 5 lira. Aynen, var. Aynen öyle oldu. Ama sonra tek olarak da kesmezse takviye alabiliyoruz. Tabii tabii tabii. Yani şimdi bizim normal bir porsiyon kesmiyor. 8, 10, 15, 20. Ben 10 tane dün 10 tane yedim. Yerimde vardı yani, biraz daha da yerim vardı. Gerçi pardon, bir tanesinin yarısını Çi Hüseyin yedi. Muhteşem abim benim, harika abim, güzel abim. 9,5 tane yedim. Seninki geldiğinde geri verecektin. Öyle bir güzel yiyordun ki kıyamadım. Kıyamadım. Aynı zamanda da doyamadım. Abi havalar soğuyor. Gerçi yazın da olur ama. Bu da yine sizin... Sorpa çorbası bu. Sorpa değil mi? Sorpa bizde aslında... Normalde bahar aylarında hıdrellez zamanı yapılan, kuzunun olduğu zaman, yani şimdi eski dönemlere gidelim. Şu andaki durumda artık 12 evet, ay 12 ay taze nane var, taze evet, soğan var, kuzu var. Şimdi eskiden sadece hıdrellezde kuzu olurdu ve kuzu kesildiği zaman evlerde bu normalde bir çeşit şeydi, haşlanmış, haşlama yemekti yani bizde. Biz öyle büyüdük. Ama kocaman bir et gelir, böyle biz topay deriz. Bir büyük parça et herkese düşer. Öyle bir yemek. Sulu bir yemek aslında. Şimdi haşlama yani. Şimdi çorba gibi. Ama şimdi tabii çorba 20 lira oldu. Bu da şu anda. Evet, 20 lira. Şimdi efendim, benden size tavsiye. Dün tadına bakamadım. Şöyle özellikle acı da seviyorsanız çi börekle beraber nefis gidiyor. Bu nedir efendim? Bu domates turşusu. Turşu değil mi? Turşu. Biz kendimiz yapıyoruz bunu. Turşu olarak kuruyoruz. Sonra acı biberle karıştırıyoruz. Acının miktarını da elimizde nasıl ayarlayabiliyorsak ayarlıyoruz. Yani az acılı da olur. Ama bakıyoruz bunda, bu ikramı vermenin en büyük şeyi iştah açar ya acı. Acıyı biraz fazla, ama işte... Bunu yiyince adam iki tane daha çi börek yer mi? Güzel bir teknik efendim, ama tavsiye ediyorum. Bir, yöresel, geleneksel bir lezzet yiyorsunuz. İki, kısa sürede hazırlanıp geldiği için gezmeye, görmeye vaktiniz oluyor. Ve bakmayın Erol abiyle bana, bir porsiyon 5 tane aslında yetiyor.
Hani biz biraz daha yemeği sevdiğimiz için rakamları üste çıkartıyoruz. Çorbayı da anlattı. Yanında kıtır ekmeği, ayranı. Yani Eskişehir'e geldiniz. Dediniz ki bir çorba içtim, drink 20 lira. Bir porsiyon çiğ börek 5 tane 40, etli sana 60. Ayran da tahminim 10 liradır. 5 lira. 5 lira mı? 5 lirada ayran 40, 60, 65 liraya 20 dakika içerisinde yemeğinizi yediniz, o tadı aldınız. Sonra gezmeye devam ettiniz. Rehber de devam ediyor. Görüşmek üzere abi. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Çi böreğimizi yedik. Erol abiyle sohbetimizi yaptık. Yeniden Odun Pazarı'na geldik. Efendim, Odun Pazarı Belediyesi Yeşil Efendi konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi ve kapıda da Erhan kardeşim buranın sorumlusu. Nasılsın? Evvela hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi her geçen gün işte iyi olacağız, daha iyi olacağız. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Çok yakında toparlar inşallah. İnşallah, vallahi i̇nşallah. Belli bir süre daha böyle sunacağız programı. Şimdi önce bir konak hakkında konuşalım. Sonra günümüzdeki halini ve özelliğinden bahsedelim. Tamam. Konağımız 1890 yılında yapılmıştır. Bu konağın özelliği 27 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa'yı burada bir gece misafir etmiştir. Konağı yaptıran Sipahizade Halil İbrahim Efendi. Bu konak Eskişehir'in en eski yerleşim yeri olan Odun Pazarı tarihi bölgesinin biraz üstte kalması hasebiyle, caminin de biraz üstünde kalması hasebiyle ve orijinal planının bozulmamış olması hasebiyle çok daha büyük önem arz ediyor. Aslında bölgemize gelen turistler ilk noktada buradan başlıyorlar ve sonra aşağı doğru salınarak diğer galerilerimizi, müzemizi, tarihi bölgemizi gezmiş oluyorlar. Burası Odun Pazarı Belediyesi'nin tasarrufunda olan Sipahizade Halil İbrahim Efendi'ye ait ve Mustafa Kemal Paşa'mızın bir gece kaldığı odasını gösterdiğimiz Yeşil Efendi Atatürk ile Bir Gün Müzesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Erhan olsun, sevgili Fırat olsun, valla o kadar rahatlatıyorlar ki bize, o kadar güzel anlatıyorlar ki biz böyle sadece mikrofonu uzatıyoruz ve öğreniyoruz. Estağfurullah. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Kapıdan içeri girdiğimiz an aslında direkt bir müzede olduğumuz çok belli oluyor. Bunlar nedir? Neler var? Şimdi giriş katındayız. Önce buradan biraz başlayalım anlatmaya. Giriş katında burayı biz oluştururken Cumhuriyet tarihine, Kurtuluş Savaşı tarihine bir ışık tutsun istedik. 1915-1930 yılları arasına tarihlenen eserleri, eşyaları, objeleri, askeri araç gereçleri ve teçhizatları burada sergilemeyi uygun gördük. Sizler bizler gibi bu silahların, süngülerin tarihlerini az çok hatırlayanlar, bilenler dışında küçük arkadaşlarımız buraya geldikleri zaman obje obje onların bir kılıç, bir kama, bir süngü, bir mermi kovanı olduğunu onlara anlatıyoruz. Ve bizim yakın tarihimizdeki Kurtuluş Savaşı'nı az çok bakarak gözlerinde canlandırma fırsatı buluyor misafirlerimiz ve küçük arkadaşlarımız. Peki şimdi burada böyle galeriler var. Evet. Biz asıl bizi bekleyen tabii yukarısı. Tabii ki efendim. O zaman tabii çıkalım mı? Çünkü ben de gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen efendim, buyurun. Az sonra bahsedeceğim konuda belki de en duyarlı televizyonculardan biri olduğum için vicdanen çok rahatım. Efendim bizimkisi gelip geçici bir durum. İşte siz bu programı seyrettiğinizde belki koltuk değneğini bırakmış olacağım. Ama ben bu süreçte programda da engellilerin Türkiye'deki yaşam zorluklarından bahsediyordum. İşte bu seyahatlerde de şunu çok çok iyi anladım ki. Gerçekten hani bu konuda çok daha duyarlı olmalıyız. Çok daha yaşam alanı engelliler için yapmalıyız. Bunu oteller dahil, efendim işte farklı alanlar dahil, toplu ulaşım araçları dahil. İnsan başına gelince geçici de olsa çok daha iyi anlıyor. Bizimki geçici bir süre, ömür boyu. Efendim tabii koltuk değneği kullanmak zorunda olanlar var, tekerlekli sandalye var. Bir kere de anladık. Bir kere de anladık. Demek ki biz programlarımızda zaman zaman çok doğru mesajları veriyormuşuz. Evet. Şöyle geldiğimiz zaman şuraya bir geçelim biz. Çünkü büyük ihtimalle içeriye girer girmez herkesin böyle bir baktığı,
bazılarında hiç okumadan aslında fotoğraf çektirdiği, merak etmeden sosyal medyada paylaşım yaptığı yerlerden birindeyiz. Evet, evet. Bir taraftan bu kata çıktığımızda Sipahizade Halil İbrahim Efendi'nin bir fotoğrafını görüyoruz. Ve bir Türk askerini, bir Mehmetçi'yi görüyoruz temsilen burada. Onun bir silikon heykelini burada görüyoruz. Ve karşıya baktığımızda da yine aynı şekilde eski Eskişehir fotoğraflarını ve karşıda da sivil hayata dair objeleri görüyoruz hocam burada. Bilhassa yine az önce söylediğim gibi küçük arkadaşlarımızın gözünde canlanması açısından bir mermi sandığı, bir Türk askerinin kıyafeti ve tüfeği burada bize görsel anlamda çok ciddi fayda sağlıyor. Küçük arkadaşlarımızın ve hatta o küçüklerin bir büyüğünün orta boy arkadaşlarımızın yakası açık, topuklu ayakkabılar, belde genel deyimiyle emanetleri merak edeceğine, bu tip konuları merak etmeleri geleceğimiz açısından çok daha önemli. 15 Ocak 1923. Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir'e geldiği zaman yaptığı konuşmadan bir bölüm paylaşmak istedim. Efendiler, Eskişehir'i ve Eskişehir halkını çok iyi tanırım. Yunanlılar İzmir'e çıkmışlardı. Diğer taraftan İstanbul'da halife ve padişah namı altında bulunan zat birçok heyetler tertip ederek her tarafa saldırdığı gibi buraya da Hamdi Paşa'yı göndermişti ve kent İngiliz işgali altındaydı diye başlıyor ve şöyle bitiyor. Eskişehir halkı bize çok yardımda bulunmuştur. Bu yardımları ordu ve millet namına tekrar etmek suretiyle vazifemi ifa ediyorum. Evet. Şimdi az önce Erhan kardeşimin de söylediği gibi Atatürk'ün konakladığı bir konak ve restore edildi. Evet. Hangi oda? Tabii ki kameramızın şu an arkasında kalan oda. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasında 22 defa gelmiştir Eskişehir'e. Fakat çok nadiren gecelemiştir, yatmıştır diyelim. İşte o kalmalarından bir tanesi burada bu konakta. Birazdan hatta şu an gireceğimiz odadadır. Size o odayı göstermeyi çok isterim. Beraber, buyurun. Beraber buraya gelme sebebimiz bu. Efendim gelme sebebimiz bu. Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa bu konağa gelir. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir üyesi olan Yeşil Efendi ile burada istişarelerde, görüşmelerde bulunur. Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen o tarihte askerimiz için bir moral motivasyon konuşması, bir mesajı yayımlar ve buradan Afyon'a hareket ederek Batı ordularını denetlemek adına buradan ayrılır. İşte kaldığı oda burasıdır. Burada görmüş olduğunuz bayrak hem manevi değeri hasebiyle hem de 1937 yılında Nazilli'deki basma fabrikamızın basmış olduğu orijinal bir Türk bayrağıdır bu. Bu galerinin bizim aziz Türk milletinin en kıymetli değeridir ve biz de onu burada sergiliyoruz. Büyük ihtimalle ya öncesidir ya sonrasıdır. Geçtiğimiz haftalarda Nazilli dedik. Siz öyle söyleyince... Evet. Bir zamanların efsanesi bu haftaki, yani Nazilli diye yer verdiğim programda gitmedim. Sonra tekrar gideceğim. Bir Sümerbank efsanesi vardı, yerli üretimler vardı, evet. Gıdı gıdılar vardı, trenler ve mutlu Nazilliler vardı. Buradan tekrar Nazilli'deki dostlarıma kucak dolusu selamlar efendim. Yani ben kendi adıma ve iyi tanıdığım arkadaşlarım adına da söyleyebilirim. Yani biz Atatürk heykellerini, Atatürk evlerini gidip karşısında put olarak görmüyoruz. Herhangi bir şekilde görmüyoruz. Biz sadece Atatürk'ü ve onun açtığı yolu unutturmamaya çalışıyoruz. Biz televizyoncu olarak bizim tek yaptığımız günümüzde her kentte bir izi olan ve her iz gittiği yerde de o bölgenin insanlarını hem unutulmaz bir anı hem de şevk veren, coşku veren Mustafa Kemal Atatürk'ü biz anmaktan her programda gurur duyuyoruz. Ha bundan sonra da anmaya devam edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman evet Atatürk'ün gelip bir gece kimine göre şöyle gelebilir bu. İşte Atatürk ne oldu? Geldiyse Eskişehir'e geldi. Defalarca geldi. Az kaldı. Kaldıklarından birinde de bu köşkte kaldı. Ha siz öyle bakıyorsanız bakın. Yok biz öyle bakmıyoruz. Biz bakmıyoruz. Bakmamaya da devam edeceğiz. Şimdi efendim şöyle yapalım. Odun Pazarı'nın belediyeye gidelim. Başkan Kazım Kurt'la biraz Odun Pazarı konuşalım. Ondan sonra rehbere devam edelim.
Rehber'de bu hafta Eskişehir'i ekranlara getiriyoruz. Programın başında Porsuk'ta gondol keyfiyle başladık. Ardından dedik ki tarihi dokusuyla onun pazarını da ekranlara getirelim. Çekim arasında çiğ böreğimizi yedik. Çevreyi dolaştık. Ve daha önce tanışmış olmamıza rağmen uzun yıllar geçti aradan. Kapısını çaldık. Sağ olsun dedi ki üzerimize ne düşüyorsa seve seve yapmaya hazırız. Sayın Başkanım nasılsınız öncelikle? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi son yıllarda Eskişehir iç turizmde gerçekten hatırı sayılır bir yere geldi. Gezilecek o kadar yer var ki yani biz 20 bölüm yapsak belki süremiz yetmez. Ama ben sizin özellikle bizim de az önce ekrana getirdiğimiz evleriyle, kendine has dokusuyla odun pazarını bir de sizden dinlemek istiyorum. Neden odun pazarını gelip görelim? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Odun pazarı Eskişehir'in iki tane merkez ilçesinden birisi ve ilk yerleşim yeri. Tarihi dokusu 50 hektara yakın bir alanın sınırlarının sit alanı olarak ilan edilmesiyle korunmaya başlamış ve şu anda orada gerçekten bir turizm merkezi haline dönüşmüş ve eski Osmanlı evleri 200 yıllık, 220 yıllık olmak üzere canlı bir biçimde sosyal hayatın içine girmiş. Müzeleri o sosyal hayatın içindeki eserleri ortaya çıkararak tarihi konakların içine yerleştirdik. Bunun için odun pazarı gezilebilir. Odun pazarında şu anda 12-13 tane müze var. Bunlardan Büyükşehir'in yönettiği ya da onun yönlendirdiği müzeler var. Odunpazarı Belediyesi'nin yönlendirdiği müzeler var. Ticaret Odası'nın var ve bir de özel modern müze var. Son yıllarda dünya çapında şöhret yapan. O nedenle de gezilebilir. Artı Odunpazarı'nda Lületaş'ı tarihi bölgede en önemli satış malzemesi olarak turistlerimizin hizmetine sunulmuştur. O nedenle dünyanın tek Lületaşı merkezi olan Eskişehir'de gelip gezilir. İsteyen misafirler için de konaklama seçenekleri de var diye var, gördüm. Var. Şu anda bizim Odunpazarı Belediyesi'ne ait oteller de var. Özel şahısların işlettiği oteller de var. Bir tane de büyük 5 yıldızlı bir otelimiz var. Yani herkesin bütçesine göre kalabileceği imkan var. Ama bizim son zamanlarda odun pazarında her yıl düzenli olarak yaşama soktuğumuz uluslararası festivallerimiz var. Yeni bitti ahşap festivalimiz. Eskişehir genelinde aslında bitmeyen de bir Atatürk sevgisi var ve her köşede de mutlaka onunla ilgili bir şey görüyoruz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. O zaman kışı biraz soğuk olur ama son olarak o zaman şunu da söyleyeyim. Odun pazarında tarihi bölgede bir konağı Atatürk bir gece kalmış. Yeşil Efendi konağı dediğimiz bir konak. Bu konağı biz Atatürk'le bir gün adı altında bir müzeye çevirdik. Eğer oraya da giderseniz orada da Atatürk'ü gerçekten görebilirsiniz. Atatürk'le bir sanal ortamda fotoğraf çektirebilirsiniz. Böyle de bir uygulamamız var. Bizim geçmişte bu konakların tümü ticari amaçla kullanılıyordu. Biz bunu değiştirdik ve şu anda kamusal amaçla ya müze ya bir eğitim merkezi olarak kullanılır hale getirdik. Dolayısıyla da odun pazarına bunun için gelinir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eskişehir'den yavaş yavaş ayrılma vaktimiz geliyor ama şehirleri gezerken bizim üzerinde durduğumuz konulardan biri de şu. Nerede konaklanır? Ben Eskişehir'de geldiğim zaman benim adres belli burası. Yine ilçe olarak Odunpazarı'ndayız. Evet. Değil mi?
nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya Utku Bey de çok yaşlanmış değil mi? Evet tabii, zaman hiç kimseye acımıyor biliyorsunuz. Ya nerede o ekranlarda izlediğimiz Utku Bey? Nerede bak, nasıl yaşlanmış Eskişehir'de. Utku abi bizim meslek büyüğümüzdür, abimizdir. Sağ olsun, ona da ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Vallahi gün boyu yorulmuştuk, karşılaştık, sohbet neşemiz yerine geldi. Belki sezon olarak Eskişehir'de turizm sezonunun hız düşürdüğü dönemler ama kışın da ayrı bir albenisi var. Tabii ilkbahar, yaz ayrı güzellik. Konaklamadan bahsedeceğiz. Aslında bir geneli konuşalım, sonra oteli konuşacağız. Bayağı bir yol kat edildi değil mi artık Eskişehir'de? Turlar, misafirlerin sayısı arttıkça konaklama evet, konusunda. Evet, kesinlikle. Eskişehir tabii çok güzel bir şehir. Gelen misafirlerimiz çok memnun kalıyor. Daha da güzeli, biz içinde yaşamaktan çok mutluyuz. Çok medeni, çok özgür. Her şey çok düzenli, tertipli bir şehirde yaşıyoruz. Şimdi çok farklı seçenekler var. Şehir içi otelleri var, butik oteller var, tarihi konaklar var. Ve şöyle baktığım zaman da aslında her bütçeye uygun. Yani tabii her bütçeye uygun derken günümüzdeki otel fiyatları her bütçeye ne kadar uygun olur? Bunu da söyleyemiyorum. Söyleyince hemen tık 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 haklı olarak yorum yazıyorsunuz. Bizim bulunduğumuz konumda herhalde hem gelen gruplara hem günübirlik gelenlere ev sahipliği yapan bir otel. Evet, doğrudur. Hafta içi firmalara, şirketlere ağırlıyoruz. Hafta sonu daha çok genelde yerli turistlerimizi ağırlıyoruz. Yabancı misafirlerimiz de oluyor. Doluluk oranlarımız gayet iyi ama tabii ki hani ülkemizin de maalesef içinde bulunduğu bu ekonomik zorluklardan ötürü hani biz de zorlanıyoruz fiyat verirken. Şimdi şu çok önemli bir konudur. Eğer arabasız gidiyorsanız bir şehre, bulunduğunuz yerin gezeceğiniz merkezlere uzakta. Bir kere Eskişehir'de eskiden tabii buna 15-20 lira diyorduk. Şimdi maksimum 30-40 liraya gideceğiniz her yere bulunduğumuz noktadan gidebiliyorsunuz. Son yıllarda bayağı bir ilgi arttı. Hızlı trenle çok talep var. Çok. Biz kaç dakika mesafedeyiz tren garına? Şu anda tren garına eğer yürürsek 18-19 dakika mesafedeyiz. Taksiyle gidersek 5 dakika sürer. Gayet güzel. En son görüştüğümüzden bu yana nasıl oldu fiyatlar? Bir kere şunu söyleyeyim, çok güzel bir kahvaltısı var. Açık büfe değil, onu çok seviyorum. Geliyor, doymazsanız tekrar isteyin. Böylece açık büfedeki o israfın da, başka bir ifade kullanmak istemiyorum, önüne geçilmiş oluyor. O da kahvaltı. Evet, o da kahvaltı çalışıyoruz. Açık büfe vermiyoruz. Normal alakart bir tabak servisimiz var. Ama bunun bir limiti yok. Hani ne kadar isterseniz o kadar yemeye devam edebiliyorsunuz. Sabah yediğimiz böyle bir böreğimsi bir şeyler vardı. Adı ne şimdi? Evet, muska börekleri. Muska böreği, muska böreğinden valla yarın sabah erken çıkmayacak olsam bir 6 tane yer öyle giderdim. Yaparın da eline sağlık. En kalabalık odanız, misafir sayısı alacağınız kaç kişilik oda tipleriniz neler? Maksimum 4 kişi ağırlayabiliyoruz biz bir odamızda. Ha, tabii 2 kişilik odalarımız da var. 4 kişi ağırlayabildiğimiz odalarımız da var. 3 kişilik odalarımız da mevcut. Ama maksimum 4 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Nasıl? Fiyatlar bu sene için hani 1 Ocağı kadar tek kişilik oda fiyatımız, oda kahvaltı 450, 2 kişilik 650 lira. Kahvaltı ve KDV dahil. Peki, çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Biz Eskişehir'e geldik mi buradayız. Biz sizi görmekten çok mutlu oluyoruz. Vallahi biz de mutlu oluyoruz. Utku abi teşekkür ediyorum. Değil mi? Utku abi eve dön. Ya Utku abimi özlemişlerdi. Utku abi teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Rehber devam ediyor efendim. İstanbul Kurtköy'deyiz. Şimdi bize hep diyorsunuz kebapları Adana'da, Mersin'de ama ağırlıklı olarak Adana'da, Gaziantep'te ekrana getiriyorsunuz. İşte biz nasıl İstanbul'dan gidemeyiz ki? Efendim bizde çözüm yolları bitmez. Geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de yanına gitmiştik ve Kurtköy'de iddialı konuşmuştu. Yine ciğeri, özellikle ciğeri, yüreği, kebap çeşitlerini afiyetle yiyeceğimiz mekanımız açılacak diye sevgili kardeşim Ahmet Usta'nın yanına geldim. Mersinli ciğerci Ahmet Usta'mın hoş yanına geldin. Geldim. Nasılsın dostum? İyi yapsan nasılsın? Hoş geldin ben abi. Ben deyim. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın abim. İstanbul'da aslında hem yolun kenarındayız ama bir yandan da çok güzel bir manzaramız var değil mi? Evet abi.
Zaten manzarası falan çok güzel buranın. Kurköy'de de böyle bir eksiklik vardı. Biz dedik bura böyle bir sistemle buraya girelim dedik. Kurköy halkına hizmet etmek için buraya geldik abi. Şimdi güzel, Allah utandırmasın. Kaç kişilik bir yer burası? Abi ortalama müşteri sayımız 250-260 kişilik bir mekan. Personel sayımız 40 kişiye yakın var abi. Sabah kaçta bismillah deyip dükkan açılıyor? Saat 9'da dükkan açılıp 12'ye kadar temizlik yapılıyor. 11.30-12 gibi hizmete başlıyoruz abi. Akşam kaça kadar? 12-1'e kadar. Abi bir de burada farklı böyle dokunuşlar yapmışsın. Evet, İki abi. Tane, şimdi senin Adıyamanlısın ama senin Mersin, özellikle Silifke Sevdan, Dillere Destan. Evet abi. Şimdi iki tane çok güzel odam var. Biri Mersin odası, öbürü Tarsus odası değil evet mi? Evet abi. Nereden aklına geldi? Odaların özelliği ne? Abi biz Mersinliyiz. Mersin, eski Mersin'de, biz Mersin'de mesela annelerimizle beraber hep yerde yemek yerdik. Biz de dedik Mersin odası yapalım, Tarsus odası yapalım ki herkes bile Mersin yöresine ait bir yer sofrasında yemek yesin diye. Öyle bir hizmet sunduk abi. Ama iki tane odam var. İki odam var. Rezervasyonlu mu oluyor? Evet, rezervasyonlu oluyor abi. Kaç kişilik? Orada. Abi Mersin odası 30 kişilik, Tarsus odası 15 kişilik. Ben öyle bir yüzeysel baktım, o kadar 30 kişi alıyor var mu? Var, rahat oluyor abi. Aa, güzelmiş, böyle eski usul evet, evet, yerde oturup evet, afiyetle abi. Yiyoruz. Çocuklar için oyun alanı yapmışsınız. Çok güzel bir şekilde, onu çok iyi düşündük abi. Çok güzel, misafirlerimizin yemek yeme yerinden ayrı bir cam var arada. Çok güzel bir şekilde bir oyun parkı yaptık abi. Hem misafirlerimiz daha rahat yemeğini yesin, çocuklar da iyice eğlensin diye öyle bir şey yaptık abi. Şimdi ben hayırlı olsuna geldim. Çekime gelmeden 3 gün önce. Yanımda da gerçekten temizlik ve hijyen konusunda çok hassas bir arkadaşım vardı. Kamuran Hanım. Buradan da ona selamlarımı yollayayım. Dışarıya çıktık. Ya dedi lezzetler zaten dedi söyleyecek bir sözüm yok ama dedi. Benim için dedi çok önemlidir. Yani şu an tabii ekrana getiremiyorum ama bilgi olarak söylüyorum. Gördüğüm en temiz tuvaletlere sahip yerdi diyebilirim. Bence çok hassas bir konu. Evet abi kesinlikle. Yani aynı hassasiyet bu konu. Çünkü insan hani yemek yiyor ama gittiği zaman da keyfinin kaçmaması gerekiyor. Aynen abi. Ya zaten abi hijyen olmazsa olmaz mekanlarda olmazsa olmaz olan bir şey yani. Hijyen kesinlikle olması lazım abi. Masamız hazır. Şimdi geçelim tamam, masamıza. Gel abi. Gel dostum. Geçelim masamıza. Oturalım. Şimdi biraz sonra tamam biraz sonra çeşitlerimiz de gelecek. Ama çeşitlerimiz gelmeden tabii ki artık adetlemdir efendim. Masa bir donanıyor. Neler geliyor masaya? Ben sana paşa sofrası yaptım abi. Bugün daha özel karışık komple karışık bir sofra yaptım sana. Zaten her porsiyonda yanında 10 çeşit meze veriyoruz abi ikram bunlar. Ücret mücret yok bunların. Ücret almıyoruz. İstanbul'a zaten biz bu kültürü getirmek için çok çaba sarf ettik. Hatta sosyal medyada sürekli vurguluyoruz yani salataya para vermeyin diye. İnsanlar hep 40 lira 50 lira bir tabak salataya 40-50 lira para veriyor. Yazık günah abi. Ya şöyle bir racon vardır aslında çok ilginçtir. Sizin için söylemiyorum genelden bahsediyorum. Gittiğiniz mekanda salatayı söylerseniz adisyonu eklenir. Söylenmezseniz ikram olarak gelir değil mi? Evet abi kesinlikle. Ama bizde yok. Bizde istediği kadar yesin hep ikram. Boşaldıkça yenisi? Ya bir yenisi gelir abi. İstediği kadar yesin. Hepsi ikram. Şimdi neler hazırlandı? Nerede bizim? Geliyor mu servisimiz? Bir tepsiyi gelsin tepsi. Evet. Bizim servisimiz gelsin. Ondan sonra bakalım bize neler hazırlamış Ahmet Ustam. Kırmızı et, kuyruk yağı, ciğer. Yani maydanozun faydalarını biliyoruz. Yerken korkmadan yiyebilir miyiz? Masamız bir gelsin hazırlansın bakalım. Efendim kokulu televizyonlar çıktığı zaman, bir gün o da olacak belki vardır, kokulu televizyonlar çıktığı zaman şunun ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Servis elemanı arkadaşlar böyle daha getirirken buram buram tereyağının kokusunu ben çoktan uzaktan hissetmeye başlamıştım bile. Aslında Gaziantep midir mumbar, Adana mıdır? Adana olarak biliyorum ama Adana'dır abi bence. Malatya'da da var. Her yerde var. Çok yerde var. Mardin'de de var. Mardinler sadece nane kullanır içine. Kuru nane. Adanalılar et falan kullanır. Ama şimdiki zamanda kimse et koymuyor abi. Koymuyor mu artık? Çok kişi koymuyor. Maliyetten kaçmak için. Ne ama, koyuyor? Abi pirinç, baharat, soğan, sarımsak onları koyuyorlar. Seninkinde var mı? Kıyma? Ver abi. Fazlasıyla var. Kıyma mı var, et mi var? Kıyma var abi. Kıyma var. Tereyağında? Tereyağında ekstra kızartıyorum abi. Haşlandıktan sonra tereyağında tavada kızartıp gönderiyoruz bu şekilde. Bu tabak masaya geldi diyelim. Evet abi.
Elinde sarı bir şey var böyle, üstündeki şef önlüğünle aynı renk, aynı abi, tonlarda. Mumbarın ilacı bu. Nedir kim, abi? Kimyon abi. Yok bakalım şöyle. Kimyon ve limon. Mumbar, kimyon, limon. Aynen abi. Of of of, sık limonu da abi. Şimdi böyle hani limon tiki olanlar tabii televizyon karşısında kulaklarımızı çınlatıyor. Üstüne de geldi biraz abi. Gelsin abi ya. Buyur abi. Bunu böyle çatalla mı? Elle abi. Elle. Ne çatalla abi ya? Elle bu abi. Her zaman var mı yoksa? Her zaman var abi. Ama bunu herhalde... Adana'dan bağırsak sıkıntım olmasa, yani Adana'dan bazen bağırsak gelmiyor, sıkıntı yaşıyoruz. O belirli bir günler, kışın sıkıntı oluyor da. Ama normalde her gün var. Şöyle göstereyim ama bunu istediğin zaman bir 15 dakika, yarım saat önceden evet, mi söyleyeyim? 15 dakika abi, 15 dakika bekliyor bu. Bu yemekten önce mi sonra mı? Arayla yemekle beraber mi? Yemekle beraber de olur, önce de olur abi. Sonra zaten yemekten sonra yerin kalmaz. Yer kalmaz. Evet. Yer kalmaz vallahi. Şahane. Bunun porsiyonu ne kadar? Abi bu 110 lira abi. Ama şöyle söyleyeyim, İstanbul'da en iyisiyiz abi mumbarda. O kadar İtalyayım. Yapıyorum diyorsun. O kadar İtalyayım abi. Bir de şimdi yürek mi geliyor? Yürek de gelecek evet. Hadi yürek de gelsin bakalım. Sözde yemek yiyip gelmiştim ama konu yürek olunca buna yürek dayanmaz. İnsan dayanamıyor abi. Ya bu yağlı olacak değil mi? Kesinlikle abi. O yağ olacak değil mi? O yağ olacak abi. Baharatı da olacak. Baharatı özel olacak abi. Biz bunun baharatını özel yapıyoruz. Söylemezsin ne olduğunu. Söylemem abi. Bu da böyle hafif ıslak olacak değil evet. Mi? Evet. O da sulu pişecek abi. Bütün ürünlerin sulu pişmesi lazım. Yüreği yerken yağ ağzında patlayacak mı aynen, kuyruk yani? Aynen abi. Peki bunun yanında Adanalılar sokum der. Bir sokum hazırlasana, nasıl hazırlanıyor gösterelim. Abi ne demek ya? Böyle ince lavaş alınır. Abi, yağlı. İki şiş alınır. Üç sen, alınır. Sana üç tane alayım abi. Bu üç böyle çekilir. Bitti mi? Bitmedi. Sonra. Soğanımız. Pivaz gelir. Evet abi. Üstüne konur. Maydanoz. Maydanoz. Şifa deposu. Nerede kimyonum abi? Adam kimyoncu çıktı başımıza ya. Kimyon Ahmet. Kimyonun yeri bambaşka abi. Bunu böyle yaptık mı? Yaptık. Böyle bak. Göm abi ya. Abi kamera karşısında. Olmaz mı? Sonra yiyeceğim ama. Tamam. Yürüyeceğim. Bunu da bu şekilde yiyeceğiz. Böyle göstereyim abi. Her zaman var mı yürek? Her zaman var abi. Kaç lira yürek? Aynı fiyat abi. 130. 130. Dostum. Aynı şekilde 10 şiş geliyor abi. Yürek de 10 şiş geliyor. Vallahi ellerine sağlık. Sağ ondan abi, sonra da isteyene de tatlı var. Evet, künefe ve kadayıfımız var. Onlara çok ithaliz abi. Zaten yedin, söylememe gerek yok. Gerçekten evet. Çok başarılıydı. Dostum ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun Allah abi. Utandırmasın. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Üçüncü şube nereye inşallah? Abi kısmet nasip işleri. İnşallah Avrupa kasası diye düşünüyoruz da kısmet nasip işleri abi. Ya ciddi ciddi niyet var değil mi? Var var abi, var evet. Ya senin güler yüzün, iyi esnaflığın ve gerçekten hani piyasa şartlarını bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bütçesi oranında herkes yiyebilsin diye her zaman bazı konulara çok dikkat eden bir kardeşimdir. Allah utandırmasın. Yeniden olsun, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bazen unutkanlık çok işe yarıyor. Eskişehir'de programı çektik. Çok da keyif aldık. Programın kapanış anonsunu çekmeyi unutmuşum. Eskişehir'den Kayseri'ye doğru seyir halindeyiz. Ankara'yı geçtik. Efendim, Kırıkkale sınırları içerisinde bir baktım kanyon diye bir yazı. Merak ettik. Cam teras yine merak ettik. Ve iyi ki de merak etmişiz. Görmediğim nadir yerlerden biri burası. Eskişehir'de başladık, İnegöl'de mola verdik ve kapanış anonsunu burada yapmak nasip oldu. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Rehberden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.